Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 12-18 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu hafta ayın ışığı büyüyen fazda olacak ve hafta ortasında çarşamba gecesi de ilk dördün fazına ulaşacak. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta doğan akrep yeni ayının enerjilerini yaşamamızda, kişisel ve toplumsal alanlarda biraz daha hissetmeye başlayacağız. Görünür hale gelmeye başlayacak bu hafta durumlar. Evet, haftanın ilk iki günü ay Oğlak Burcu'nda olacak. Hafta başından itibaren sorumluluklarınız, görevleriniz, aile içerisinde veya kariyer alanındaki her türlü konu ön planda olabilir. Biraz daha ciddi enerjiler hakim olacak. Ay Oğlak'ta ilerlerken duygularımız geri planda kalabilir. Hayatın daha çok ciddi yönlerin, görev ve sorumluluklara odaklanabiliriz. Aile konuları, aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili kavramlarda hafta başında sizin için biraz daha öncelikli hale gelebilir. Gezegeniniz Mars bu haftada artık Kova burcunun son derecelerinde ilerlemesini sürdürüyor. Haftanın sonunda Mars 16 Kasım'dan itibaren artık Balık burcuna geçiş yapacak. Biliyorsunuz son 6 aydır Mars Kova burcundaydı. Retro hareketinde yaşadık bu yaz aylarında. Uzun bir süreçti bu. Ve şimdi artık Mars Balık burcuna geçiş yapacak. Bu da önemli bir enerji değişimi yaratacak sizin hayatınızda. Evet, ay Salı akşamından itibaren Kova burcuna geçiş yapacak. Cuma sabahına kadar arkadaşlar ve sosyal konular özellikle ön planda oluyor. Mars da artık Kova burcunun son derecelerinde olacak. Salı ve çarşamba günleri, perşembe günü, bu günlerde belki de biraz daha böyle arkadaşlarınız, sosyal konular, ekip çalışmaları, sizin toplum içerisinde aldığınız bazı görevler, grup ve organizasyonlar içerisindeki herhangi bir faaliyet içerisinde biraz daha meşguliyetleriniz artabilir ve bunlar arasında da bazı tamamlamalar yapmanız gerekebilir bu dönemde. Cuma günden itibaren Mars Balığa geçecek. Ay da Balık burcuna geçiş yapıyor. Evet, bu geçişle beraber biraz daha İç dünyamıza yönelmemiz mümkün sevgili koçlar. Duygusallaşıyoruz, içe dönüyoruz. Yalnız kalma eğilimi artabilir. Mars Balık'ta 12. evinizde olacak. Bu bilinçaltı ile ilgili konulara, daha ruhsal konulara işaret ediyor. Biraz bu dönemde, önümüzdeki 2 aylık süreçte Mars Balık burcunda ilerlerken inisiyatif almakta biraz zorlanabilirsiniz ya da daha çekimser kalabilirsiniz. Kendi başınıza yalnız yapacağınız işlere odaklanmanız mümkün görünüyor. Oldukça sosyal bir dönem geçirdiniz. Dış dünyadaki faaliyetler, projeler, hedefler, sizin dışınızdaki ait olduğunuz gruplar içerisindeki çalışmalar çok öne çıktı geçtiğimiz birkaç ay boyunca. Şimdi onlardan biraz geri çekilip kendi iç dünyanıza yönelmeniz mümkün. Her türlü spiritüel, ruhsal konuyla da daha fazla ilgilenmeye başlayabilirsiniz bu süreçte. Evet, hafta sonunda iki önemli gelişmemiz daha var. 16 Kasım'dan itibaren Venüs ileri hareketine dönüyor. Son 40 gündür Venüs retrosunu yaşadık. Bu da ilişkilerde biraz daha bizi sorgulamalara yöneltmişti. Şimdi Venüs Terazi burcunda ileri harekete dönecek. İlişki evinizde güçlü de bir pozisyonda olacak. Şu süreçte, bu hafta boyunca Eylül'ün ilk haftası içerisindeki derecelerinde Venüs'ün ilerlediğini görüyoruz. Bu da o dönemde ikili ilişkileriniz, işbirlikleriniz, ortaklık konular, paylaşımlar, her neyse yaşamınızda, onlara tekrar bir vurgu yapabilir ve onlarla ilgili bazı toparlamalar içerisinde olabilirsiniz. Ve 17 Kasım'da Merkür retrosu başlıyor. Evet, gezegenlerimiz bir tanesi düzeliyor ama bu sefer de Merkür retrosu başlıyor. Gökyüzü böyle sevgili koçlar, sürekli hareket halindeler. Şimdi Merkür retrosu başlayacak. 13 derece Yay burcunda 7 Aralık'a kadar Merkür Yay burcunda retro olacak. Sizin için zıt bir pozisyonda değil. Yay burcu size dost bir burç. Dolayısıyla çok da problemli bir açıda olmayacak. 9. evinizde bir retro var. Bu süreçte her türlü seyahat konularında, iletişimle ilgili konularda biraz nostaljik etkiler oluşabilir. Daha önce gitmiş olduğunuz yerlere gidebilirsiniz. Yarım kalmış bazı konuları tamamlayabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz. Akademik konular, hukuksal konular, yayıncılık, medya gibi işler, uluslararası her türlü konu, seyahat gibi konular ön planda olacak. Tabii ki retro bu. Retro olunca zaman zaman bu konularda biraz duraklamalar olabilir, gecikmeler olabilir. Onları belki düzenlemeniz gerekecek. Tekrar bir ele alıp üzerinden geçmeniz gerekecek. Bunu da bu şekilde değerlendirmeniz mümkün görünüyor. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.